Herkese selam. Bir tarih, bir coğrafya, bir de vatandaşlık bilgisiyle çalışmaya devam edelim. Birinci bilgimiz, Türk adının anlamı nelerdir? Türk adı Ziya Gökalp'e göre nizam sahibi ve töreli, Kaşgarlı Mahmut'a göre olgunluk çağı, Bamberi'ye göre türemek, çoğalmak, Çin kaynaklarında miğfer ve İran kaynaklarında ise güzel insan anlamına gelmektedir. Coğrafya bilgimiz, Türkiye orta kuşakta yer aldığı için yıllık sıcaklık farkı fazladır. Batı rüzgarlarının etkisindedir. Cephe yağışları görülmektedir. Ilıman iklimler yani Akdeniz iklimi etkilidir. Dört mevsim belirgin bir şekilde yaşanır. Kıyılarda buzul etkisi görülmez. Yıl içinde de giysi değişimi fazladır. Vatandaşlık bilginiz, hukuk kurallarının yaptırımlarına bakalım. Hukuk kurallarının yaptırımları ceza, cebri icra, hükümsüzlük, tazminat, idari işlemde iptaldir. Bunlara bakalım. Birincisi ceza. Ceza, kanunun suç işleyen kişilere uygulanmasını öngördüğü yaptırımlardır. Örneğin, yaralama suçunu işleyen kişiye hapis cezasının verilmesi. İkincisi, cebri icra. Cebri icra, borcunu, yükümlülüğünü yerine getirmeyen kimsenin devlet gücüyle borcunu yerine getirmeye zorlanmasıdır. Örneğin, mahkeme kararı neticesinde borcunu ödemeyen kişinin maaşına alacaklı tarafından hacizin uygulatılmasıdır. Üçüncüsü, hükümsüzlük yaptırımı. Hükümsüzlük de kendi arasında yokluk, mutlak mutlan, nisbi mutlan, tek taraflı bağlamazlık olarak ayrılıyor. Yokluk, hukuki işlemlerin kanunun belirttiği kurucu unsurlardan en az birine uyulmadan yapılması halinde bu işlemin yokmuş gibi kabul edilmesidir. Örneğin, nikah memuru evlilikte nikah işleminin kurucu unsurudur. Nikah memuru tarafından yapılmayan nikah işlemi yok hükmünde kabul edilir. Hükümsüzlükteki mutlak mutlan ise bir hukuki işlemin kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olmakla beraber kanunun bu sefer emredici hükümlerine aykırı olmasıdır. Örneğin kişinin dayısı ile yapacağı nikah işleminin geçersiz olması. Çünkü kanunda kişinin yasak derecede hısımları ile evlilik yasağı bulunuyor. Hükümsüzlükten nisbi mutlan ise hukuki işlemin kurucu unsurlarına sahip emredici hükümlerine uygun. Ancak bu sefer hukuki işlemi yapan iradede sakatlık olmasıdır. Örneğin kişinin sarhoş edilerek, tehdit edilerek veya korkutularak borç altına sokulması. Çünkü bu durumlar irade sakatlığına sebebiyet vermektedir. İrade sakatlığı bulunan işlemler geçerlidir. İrade sakatlığının ispatı neticesinde iptal edilir. Hükümsüzlükteki sonuncusu tek taraflı bağlamazlık. Bu hukuki işlemi yapan taraflardan birinin sözleşme yapma ehliyetine sahip olmamasıdır. Örneğin 30 yaşındaki bir birey ile 16 yaşındaki bir bireyin bir bisikletin alımı satımı üzerinde yaptıkları sözleşme. Bu sözleşme bu haliyle geçersizdir. Ancak küçüğün velisinin onayı olursa geçerlilik kazanır. Tazminat. Tazminat, hukuka aykırı davranışlarıyla başkalarına zarar veren kimselerin verdikleri zararları ödemeye mahkum edilmeleridir. Örneğin, bir kişinin diğer bir kişinin aracına zarar vermesi sebebiyle zarar verenin verdiği zarar ölçeğinde tazminat ödemesi. Ve beşincisi, yaptırım türlerinden idari işlemde iptal, hukuka aykırı olarak yapılan idari işlemin devlet organlarınca yapılan işlemler bunlar, yargı kararıyla ortadan kaldırılmasıdır. Örneğin, kanuna aykırı şekilde tayin edilen memurun bu işlemin iptali için dava açması ve tayin işleminin iptali. Çünkü tayin idari bir işlemdir. Herkese iyi çalışmalar.